Evet, ChatGPT harika bir akıllı robot diyelim. Buradan gerçekten güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Tamam, bir deneme yapalım. ChatGPT'ye nasıl gireriz? Şu adresten gireceğiz. Login olduk. Ben adresi aşağıya yazacağım. Ben kendi Google hesabımla giriyorum. Gördüğünüz gibi burada işlemler için geldim. Mesela diyelim ki JavaScript komutlarıyla değil mi? Bir eğitim yapacağız. Mesela class, construction, construction yazabilir mi? Yok. Cont yazmışım. Construction. Ondan sonra setter, getter vesaire. Bir örnek, bize örnek versin. You can use setter and getters to control access the object properties. Mesela böyle bir, tabi bu İngilizce olarak yazıyor. Türkçe'de cevap döndürebilir. Evet. Mesela bir tane class örneği verdi burada. Class my class. Constructor'da for örneği verdi. Prop value değer gördüğünüz gibi burada bir tane my class objesi oluşturdu. Burada default değer nedir? Constructor'da yani ilk yapılanmada for değeri geliyor. Sonra da buna proba bir değer atıyor. Ney? Var. Var değerini atadığı zaman da sonuç bu şekilde çıkıyor. Başka bir örnek kullanalım. JavaScript class mesela user class olsun. Yani kullanıcı. Class user name age mesela burada yaş. Get name set name güzel. Get age set age hoş güzel. Burada gördüğümüz gibi çok tatlı bir açıklamayı bize önümüze verdi. Yani bir şeyi çalışırken veya öğrenmek isterken buradan bir yapılandırma alabiliyoruz. Mesela diyelim ki Bootstrap Grid veya Grid Layout. Bu da Bootstrap library'sinde CSS biliyorsunuz bu. Grid olayını yani layout olaylarını falan grid hücreleri yapıyoruz. Güzel. Div class role kol 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 güzel kolon 1 kolon 2 örnek burada spesifik değer de verebiliyoruz. Kol 6 gibi falan yani buradan 4 sıfırdan örnek verdi ama biz bunu
Diyeyim ki bootstrap 5 örneğinden grid kolon kol veyahut örneğinden bir örnek doküman burada şey bulun. Yani kullandığınız librarylerinde örnek olarak buradan sonuçlarını alabiliriz. Yukarıdaki örneğin biri benzerini bizim karşımıza getirdi. Güzel. Diyelim ki C++ ile ilgili bir örnek istiyorsunuz. C++ Ares 232 miydi? Ares 232 modem komutları neydi onu bilmiyorum. Serial port IT command modem commands caller ID diyelim mesela. Burada gördüğünüz gibi bir örnek hemen sizin karşınıza sonuç çıkartıyor. Void network çok tübe. Şunu bir ChatGPT'yi çökerttim arkadaşlar. Umarım kafası karışmamıştır. Burada bir caller ID yani modeminize gelen çağrıları numaraları almak gibi hani düşünün. Tabi burada bir Linux olayı var. Oradan bir deneme yaptı. Evet. Portu açıyor. Port açıksa cevapları dinliyor. Gördüğünüz gibi seri porta gelen aramaların modem tarafından tespiti bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu ne işe yarar? Diyelim ki bir restoran, bir simitçi olabilir veya tostçu olabilir. Caller ID programıyla müşterilerin siparişlerini takip etmek istiyor diyelim ki buradan. Gördüğünüz gibi bunun hani bu örnek üzerinden programınızı yazarak işleminizi yapabilirsiniz. Mesela C++ terminal input data class diyelim. Terminal ekranında
dataları alacak böyle bir class. Hep beraber. Siz de iyi yaşayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi terminal ekranından bir datayı almayı gösterdik. Ama tabii bu input bizim istediğimiz şekilde bir input değil. Onu da farklı yöntemlerle sorabiliriz. Şimdi tabii ihtiyaçlara göre mesela biz bunları Google'da araştırıyoruz. Burada direkt bir sonuç size geri döndürüyor. Hani çok spesifik olmasa da en azından sorunlarınızı çözmeye yarayacak temel başlangıç seviyesinde bir sonuç karşımıza gelmiş oluyor. Mesela C++'da pointers. Mesela bunlara bir örnek. Burada bir p pointer var. X 10 sa o x'i ne yapıyor? P pointer'ına atamasını yapıyor adresi. Ve bu nedir? Bu pointer adresi de bizim karşımıza bu şekilde ekranda print ediyor. Mesela C++'da döngüler. Onları soralım. Gayet hoş bence. Yani bir kitap gibi. Tabii burada bir temel bilgisayar bilginiz olması lazım. Eğer bu yoksa maalesef sıkıntı olur. Ne aradığınızı bilmeniz de gerekiyor. Soru sorabilirsiniz. Yani ne aradığınızı bilmiyorsanız, yani hiç bilginiz yoksa tabii ki soru da sormak biraz problem olabilir. Burada gördüğünüz gibi döngülere ait örnekler, çözümlemeler bize gösterdi. While döngüsü, do while döngüsü. Evet, hoş. Mesela böyle günlük hani bu şeyleri sorduk ama başka bir şey de sorabiliriz. Türkçe de sorabiliriz. Mesela Türkçe'de neler? Tabii bu ilk önce programlama diliyle ilgili sorular sorduğum için şimdi herhalde şey yaptım. Nesne deyince programla ilgili şey yaptım ama hani Türk Dili Edebiyatı diye yazmam gerekiyordu. Neyse bir cevabı döndürsün.
Evet. Mesela C++'ın da bir araba nesnesiyle ilgili bir örnek verecek. Araba işte, renk, marka, model, hız. Bununla ilgili bir çözümleme yaptı. Hız artışı, frenler. Yani bir elektronik araba. Diyelim ki TOG arabasını yapacaksınız. TOG arabasının programlaması ile ilgili tabii ki bir temel başlangıç olayı var değil mi? Mesela her arabanın bir rengi, markası, modeline buraya girmen gerekir. Bunun hız artışları vardır mesela. Burada hızı arttırıyorsun. Mesela burada arabanın Ford olarak verdiği Ford Mustang modelini ve hızını arttırdı. Mesela 30'la arabayı götürdü dedi. Elektronik olarak ne yaptı? Bu komutu verdi. Gayet hoş. Fakat biz mesela Türkçe özne, yüklem, nesne. Bir cümlede özne, yüklem veya nesne olmak üzere üç öge bulunur. Özne cümlede ne hakkında konuşulduğuna belirtir. Örneğin Ali kitap okudu derken değil mi cümlesinde? Ali öznedir. Yüklem özne ile nesne arasındaki ilişkiyi belirtir. Örneğin Ali kitap okudu da cümlesinde okudu yüklemdir. Nesne yüklem ile ilişkili olan ögedir. Örneğin Ali kitap okudu cümlesinde kitap nesnedir. Aşağıdaki örnek cümlede özne, yüklem ve nesne vurgulanmıştır. Özne, ben, yüklem, yapacağım, nesne, ev işleri. Özne, Kemal, yüklem, çalıştı, nesne, bilgisayar. Özne, öğrenciler, yüklem, çalıştı, nesne, sınavlar. Söz dizinde özne genellikle cümlenin başına gelecek. Cümlenin odak noktası olur. Gayet hoş. Mesela diyelim ki Türkçe dil bilgisi çalışacaksın değil mi? Türkçe dil bilgisinde bu şekilde karşıda bu akıllı robotumuza sorarak geri dönüş bilgileri alabiliyoruz. Mesela fizik çalışacağız değil mi? Fizik. Newton kanunları. Fizik, Newton kanunları. Newton kanunları ile ilgili bize bilgi veriyor. Gerekli tanımlamaları yapıyor. Siz ekranda zaten görüyorsunuz. Okumama gerek yok. Yalnız bazı şeyleri inerisi nedir anlamadım. Herhalde çevirirken yanlış bir çevirme mevcut. Tabi bunlar zamanla düzelir. Lakin de bu akıllı bir kendi kendine öğrenen bir sistem formülümüzü verdi. F eşittir ma. Mesela fizikle ilgili bir ödev yapacaksın. Otur abi sor. De ki benim ödevim bu. Bunun şeyi ne? Gördüğünüz gibi fizikle ilgili gayet güzel bir ödev. Tabi buradaki bazı cümleleri kendiniz düzeltmeniz lazım. Dolayısıyla dokümanlarda aktarırken aynen olduğu gibi print etmenize gerek yok. Ondan sonra mesela ne soralım? İngilizce has, have kavramları. Mesela İngilizce has, have.
Two different forms work. Türkçe sordu, İngilizce cevap veriyor. Güzel. Present have are two different forms of the verb. Have that are used the present tense to indicate bla 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 bla. Has is used with the third person singular bla 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 bla. He has car. O bir arabaya sahiptir. She has a lot of books. O çok sayıda kitaba sahiptir. Have nerede kullanılıyor? I, you, we, they. Güzel. I have a car, you have a lot of books, we have a house, they have a lot of money. Onlar çok paraya sahipler. Türkçe ile İngilizce dersi biraz şeylerde, hani çevirilerde düzeltme yapmış. Yani Türkçeyi buralarda kullanmış. Açıklamayı İngilizce yapmış. Aslında açıklamayı Türkçe yapması daha hoş olurdu. Zaten adam İngilizce bilmiyor ki, İngilizce açıklamasın burayı. Burada bir nokta kalmış ama hoş. I have eaten breakfast. Yani birazcık bilgisi olan bunların zaten soruyorsa da herhalde tam onları biliyordur. En sonunda diyor ki, umarım diyor bu sorularınızın yanıtı olmuştur. Gayet hoş, güzel. Bence başarılı yani. Özellikle programlama dillerine verdiği cevaplar hoş. Mesela Python'da class diyelim ki, mesela Python dediği şey yapıyorsunuz. Class. Python class. Python biliyorsunuz genellikle çok kullanılan bir dil. Özellikle hızlı program yazmak isteyenler için tavsiye edilir. Mesela burada bir class örneği verdi. Class student. Burada get names, get age gibi ve isimleri direkt olarak set etmenizi ne yapıyorsunuz? Construction'da direkt veriyor. Burada da bu class'ı nasıl kullanacağımıza dair. Burada mesela Alice 20 diye bir isim ekledi. Burada da başka bir bölüm, okulu. XYZ High School. Burada Alice of 21. Onlar hangi okulda, onları yazıyor gibi. Gayet hoş. Yani mesela Python'da öğrenmek için bu chat programı kullanılabilir. Yani anlayacağınız arkadaşlar, gayet başarılı bir sistem yapmışlar. Mesela Google'da siz sayfalar arasında çözümünüzü arıyorsunuz. Yani giriyorsunuz sayfaya, başlıyorsunuz okumaya. Genellikle doğru sonuçlar döndürüyor. Yani sıkıntı yok. Fakat burada da böyle bir örnek, sizin ihtiyacınıza yönelik bir sample program. Mesela class çalışacaksınız. Class'ı gördünüz. Güzel. Bir de mesela diyelim ki course PHP'de, mesela diyelim ki PHP'de course example. Bu nedir? Mesela cross origin, yani başka bir sayfadan sizin siteye ulaşmak için verilen izinler, permissions. Bunu biz genellikle nerede veriyoruz? Ajax kullandığımız zaman. Mesela yukarıda header'da, access controller'da, origin'de yıldız hepsini örnek veriyor burada. Mesela şunda example.com'da bir tane sayfaya örnek verdik. İkinci, üçüncü örnekte de get post, put, delete. Bunlara bir örnek. Hepsine izin veriyor yıldızla. Gördüğünüz gibi gayet hoş. Bize geri dönüşler yaptırabiliyor. Windows
Mesela diyelim ki Windows Command Netstat Learn Open Ports mesela. Windows Command satırında Netstat komutunu kullanarak, değil mi? Bize bütün connection'ları mesela aktif olan Netstat A'yla veya Netstat O'yla mesela Netstat A O'nun ne yapabiliyormuşuz? TCP mesela, bir deneyelim bakalım. Alt R Cmd Netstat A10 değil mi? Neymiş? Bir deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi portlarımızı gösterdi. Bakın burada bizim bağlantı yaptığımız ve dinlediğimiz. Bu ne yapacağız? ANP, Netstat, ANP. Mesela orada Netstat, ANP, TCP/IP. Yani TCP/IP ile yapılan bağlantıları bize burada gösteriyor. Hangi port? Windows Command Line diyelim. Windows Command Line Netstat Which program use port? Şimdi diyelim ki port, hangi program hangi portu kullanıyor? Task list. Mesela burada ne yapıyoruz? Şöyle bir komut find 80 80. şeyleri kullanan mesela 1416 değil mi? Burada pit ID'si var. Burada task list task list şu komutu kullanarak copy on bir gördüğünüz gibi maps programı maps exe ne yapıyormuş? Şunları kullanarak maps.exe maps.exe nedir bilmiyoruz değil mi mesela maps.exe yazalım maps.exe ile ilgili bize açıklama yapsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da programla ilgili verdi ama biz tabii İngilizce bilmediğimizi fazla sayıyoruz. O zaman ne yapacağız? Maps.exe nedir diye soruyoruz Türkçe. Bu da bana ne yapacak? Microsoft Map uygulamasının bir parçasıymış. Ve Windows 10 işletim sisteminde neymiş? Bulunuyormuş.
hangi klasörde olduğunu yazıyor. Ondan sonra Bing Maps veri sağlayıcısını kullanan bir harita ve navigasyon aracıymış. Kullanıcı aramıza yönlendirme almanıza ve haritaları görüntülemenize olanak sağlıyormuş. MP.exe dosyası Windows işletim sisteminin doğal bir parçası ve bu virüs veya zararlı yazılım değil. Ancak internetten yazılım indirirken yüklerken dikkatli olmak için önemlidir. Bula vesaire vesaire vesaire. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar OpenChat gayet hoş sonuçlar döndürüyor. Benim için tatmin edici. Mesela bu 3 post form data dedim. Tabii ilk önce bu cevabı dönmesini bekliyorsunuz ki diğer şeyi Enter'a basalım. Cevabımız döndü. Mesela bir örnek uygulama data post etmek için bizim karşımıza çıkarttı. Ben ne yapacağım? Bunu yani şu örnek formları post edeceğim. Post için neyi kullandık? Axios kullandık. Bu Axios metodiyle ne yapıyoruz? Datalarımızı post ediyoruz. Güzel. Evet fonksiyonuyla datanın gelmesini ve dönmesini de bekliyoruz. Burada ikinci bir örnek daha verdi. Burada da ne yaptı? Form datayı form datadan direkt olarak gönderdi. Form data submit. Burada niye böyle kaldı anlamadım ama. Burada şuradan yukarıdan copy code yaparak direkt bu sonuçları da yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet hoş. Yalnız şu şeyde son şeyde çuvalladı. Devamını getiremedi yani. Burada bir kopma oldu. Yukarıdaki ile aşağıdaki mesela şu parantezi kapatmadı yani. Şu parantezi kapatmadı. Şunu kapatmadı vesaire. Script'i kapatmadı. Bunların şeyini yapmadı. Neyse. Şu örnek doğru ama. Şunu çuvalladı. Vallahi ben 10 üzerinden 9 verdim. Tabii eksikleri var. Ama başarılı. Beni etkiledi. Ben sevdim. Google gibi bunu da kullanabilirim. Yani Google'da direkt sayfalar arasında dolaşmak yerine direkt olarak buradan bir hani öğrenmek amacıyla, eğitim amacıyla bir sonuç karşıma döndürebilirim. Umarım faydalı olmuştur. ChatOpenAI.com'dan buraya giriş yapıyoruz. Google hesabınız varsa Google hesabınıza direkt giriş yapabilirsiniz. Ve buradan işlemlerinizi halledebilirsiniz. Umarım işinize yarar. Bence gayet hoş, tatlı bir sistem olmuş. Tabii bu dediğim gibi şu an ilk aşamaları gibi düşünün. Yani bu nasıl Google kendini geliştirdiyse, sorunları çözdüyse bu sistemde bir akıllı robot. Dolayısıyla bu akıllı robot ne yapıyor? Kendini geliştirecek. Yani dataları işledikçe sonuçlar döndürdükçe daha güzel sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. Benim favorilerimde bu sistem yer alıyor. Ben
Arada girip böyle yani bilgilerimi tazeliyorum. Merak ettiğim şeyler varsa onların cevaplarını almaya çalışıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar, tabii ki yorumlara hani şurayı beğendim, burayı beğenmedim diye yazarsınız. Sizden de tabii siz de muhakkak deneyeceksiniz. Sonuçlarını aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de öğrenmek istediğiniz şeyler varsa onları da alta yazın ki onlara da bir bakmaya çalışalım. Eğer bildiğiniz bir şey varsa onunla ilgili video atmaya çalışalım. Ben arada böyle karşılaştığım sorunlarla ilgili videolar atıp internete yüklüyorum. İhtiyacı olanlar da oradan faydalansın diye. Hem bir arşivimiz oldu, hem de hep beraber faydalanıyoruz. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.